Bozyazı. Antik çağdan Nagidos adıyla anılan Bozyazı'nın tarihi çok eski dönemlere kadar uzanmaktadır. Sisamlı Nagis tarafından M.Ö. 5. yüzyılda kurulduğu sanılan Nagidos, bugünkü Paşa Belen olarak bilinen tepenin üzerindedir. Bozyazı, Torosların eteğine kurulmuş, küçük ve şirin bir Akdeniz ilçesidir. Bozyazı adını, Gürlevik yöresinin güneyindeki ovanın, çorak, düzlük anlamında kullanılan Bozalan, Bozova, Bozyazı isimleriyle çağrılmasından almıştır. Nüfusu 26.501, yüz ölçümü 700 kilometre kare olan Bozyazı, 25 kilometre sahil şeridine sahip bir ilçedir. Önemli akarsuları ilçe merkezinden geçerek denize dökülen Sini Çayı ile Tekeli ve Tekmen mahalleleri arasında yer alan Aksas Çayı'dır. Ovada yer fıstığı, narenciye ve turfanta sebze yetiştirilir. Bozyazı'nın son yıllardaki en önemli gelir kaynağını muz seracılığı oluşturmaktadır. Bunun yanında diğer gelir kaynakları ise çilek ve balıkçılıktır. Doğusu Aydıncık ve Gülnar, batısı Anamur, kuzeyi Ermenek ilçesi, güneyi Akdeniz'de çevrili olup Mersin, Antalya Karayolu üzerinde Mersin'e 220 km uzaklıktadır. İlçe toprakları genelde dağlık ve engebeli olup ovalık arazisi azdır. Her dönemde ticaret merkezi olmuştur. İlçede Mısır, Bizans, Selçuklu dönemlerine ait eserler vardır. Küçük limanı ticari amaçla kullanılmış antik bir şehirdir. Doğal zenginliklerinin yanında tarihi ve kültürel zenginliklere de sahiptir. Mersin'in 9 ilçesi 30 Mart 2014 yılında yasayla resmen büyükşehire bağlandı. Mersin'in 13 ilçesindeki 509 köy ve 41 beldesi de mahalleye dönüştürülerek büyükşehir sınırlarına dahil edildi. Mersinliler acı günde, tatlı günde yanlarında olacak bir büyükşehir ve bir başkan istiyorlardı. Seçimin sonucunda halkın büyük bir çoğunluğu Burhanettin Kocamaz'ı Büyükşehir Belediye Başkanı, Mersin'i de Türkiye'nin en ileri kentleri arasına yükseltmeyi hedef olarak seçti. Mersin'in sağduyusu, bilinci, parti ve görüş ayrımı yapmadan kenti birlikte yönetme ve kalkındırma iradesi bu seçimle hayata geçti. Tüm ilçelerimizde insan sağlığı, temiz deniz ve sağlıklı bir çevre için atık su arıtma tesisleri yaptık. Yeni tesisler ve kapasite artırımları devam ediyor. Ben o kadar ne bileyim, benim babam da siyasetin içinde. İlk defa bunun kadar özveriyle çalışan bir belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı olarak gördüm. Sıcak asfaltsız aşağı yukarı yer kalmadı. Ana hatlar tüm sıcak asfalt yapıldı. Şu anda da yapılmaya devam ediyor. Normal asfaltta, köyde, mahalle aralarında asfaltsız yer koymadı. Mezarlıklar düzenlenmesi, biz Burhanettin Başkan gelmeden önce mezarlıklara böyle hürmet edileceği aklımızın ucundan gitmiyordu. Hayırsever vatandaşlar kendi eliyle yaparsa anca yapardı ama şu anda büyükşehir eliyle, yani Burhanettin Kocamaz Başkanımın eliyle her şey dört dörtlük yapılıyor. Sokaklar kokardı. Şu anda koku gitti. Her şey güllük gülistanlık oldu. Arıtmanın en büyük getirisi bu oldu. Meski marifetiyle temiz ve sağlıklı içme suyunu Mersin'de yaşayan her insanın musluğundan akıtma hedefine hızla ulaşıyoruz. Burhanettin abi gibi deneyimli, Tarsus'ta 20 yıl belediye başkanlığı yapan bir kişinin, üstelik kişilik olarak Burhanettin abi gibi birinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı oluşu 2014 yılında Mersin'in bütünü için bir şans olduğu gibi Bozcazı ilçemiz için de bir şanstır. Ve bu şansı da en iyi şekilde biz Bozcazı Belediyesi olarak kullanmaya çalışıyoruz.
Bozyazı ilçemizde Başkan Kocamaz'ın 3 yıllık görev süresince 174 kilometre, bir başka deyişle Mersin-Osmaniye mesafesini aşan bir uzunlukta asfalt yol yapımıyla Bozyazı yolları baştan aşağı yenilenmiştir. Her şeyden önce dürüstlüğü çok yansıyor. Dürüst bir adam. Sözüne sadık. Hiçbir şeyi göz ardı etmiyor. Her şeyin üstüne kararlılıkla gidiyor. Dünyada tarımsal üretimde sulamanın değerini bilen ve buna göre adımlar atan Mersin Büyükşehir Belediyesi 208 bin metre sulama borusu dağıtımıyla Türk çiftçisinin özverili emeğine destek olmuştur. Çocuklarla çocuk, büyüklerle büyük, bayanlarla bayan. Yani böyle bir başkanımız. Her şeyiyle mükemmel bir insan. Teşekkürler Bozyazı. Sizler bize güvendiniz. Biz de sizlerin güvenini boşa çıkarmamak için gayret ediyoruz. Duanızı bizden eksik etmeyin. Allah hepinizden razı olsun. Derdimiz hizmet, sevdamız memleket. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz.